Guardian gazetesinde Çin hükümetinin Uygur Türklerine uyguladığı baskı ve zulüm politikasıyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınlandı. Söz konusu haberde Uygur Türklerinin Çin'in model vatandaş kriterlerine uysa bile toplama kamplarından kurtulamadığının altı çizildi. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir haberde Türkiye'de yaşayan Dilara adlı bir Uygur kadının ve ailesinin başına gelenler üzerinden Çin'in model vatandaş kriterlerine uyan Uygurların bile toplama kamplarından kurtulamadığı belirtildi. Haberde Dilara'nın başörtüsü takmadığı, alkol içtiği ve genelde Çinli arkadaşlarıyla sosyalleştiği belirtiliyor. Son derece iyi Çince konuşan Dilara ve tüm ailesi model vatandaşlar oldukları kaydediliyor. Anne ve babasının da çok iyi Çince konuştukları ve bunun onların kuşaklarında çok sık görülen bir durum olmadığı söyleniyor. Ancak habere göre Dilara daha sonra bir hata yaptı. 2015'te eşiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Annesi gelip bir yıl boyunca yeni doğan torununa bakmak için kızının yanında kaldı. Ama 2018 başlarında Çin'e geri döndüğünde eğitilmesi gerektiği söylendi. Pasaportuna el konuldu ve yaklaşık bir yıl boyunca bir kampta tutuldu. Dilara, Türkiye'deki tüm Uygur arkadaşlarımın kamplarda aile üyeleri var diyor. Gazeteye konuşan araştırmacı Adrian Zenz, 2017'den bu yana yaklaşık 1.8 milyon Uygur ve diğer Müslüman nüfusun kamplarda tutulmasını, belki de Yahudi soykırımından bu yana bir etnik dini azınlıktan en çok sayıda kişinin gözaltında tutulması diye tanımlıyor. Britanya Müslümanlar Konseyi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle İngiliz hükümetine Çin'e karşı güçlü ve somut eylemde bulunma çağrısı yaptı. İngiltere'de ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu olan Britanya Müslümanlar Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a Uygur Türklerine karşı uygulanan baskı politikalarının durdurulması için Çin'e karşı eylem çağrısının yapıldığı bir mektup gönderildi. Uygur Müslümanlarının durumunun daha kötüye gittiğine dikkat çekilen mektupta, Müslümanlara yönelik zulüm politikalarının devam ettiği, zorla doğum kontrol yöntemlerinin uygulandığı ve 1 milyondan fazla Uygur Türkünün herhangi bir yargılama olmadan toplama kamplarında tutulduğu hatırlatıldı. İngiltere Müslümanlar Konseyi Genel Sekreteri Harun Kağan imzalı mektupta, Çin'e karşı güçlü ve somut bir önlem alınmadığı takdirde Uygur Türklerinin etnik temizliğe maruz kalacağı vurgulandı. ABD, Çin'in Houston kentindeki başkonsolosluğunu 72 saat içinde boşaltmasını istedi. Çin kararı provokasyon diye niteleyerek tepki gösterdi. ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından Texas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Yerel basındaki haberlere göre görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi. Çin tahliye kararını provokasyon olarak nitelerken talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin kararını geri almaması halinde karşı tedbirlere başvuracakları uyarısında bulundu. ABD'nin kararının ardından Çin'in karşı hamle yaparak Wuhan kentinde bulunan ABD konsolosluğunu kapatma kararı aldığı iddia edildi. ABD hükümeti, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Çin yeni tip koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıdan 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1.95 milyar dolar ödeyecek. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geliştirilen COVID-19 aşısının tedarikine yönelik anlaşma yapıldığı bildirildi. İlk aşamada 100 milyon dozluk potansiyel COVID-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1.95 milyar dolar ödeneceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın aynı zamanda ABD hükümetinin ilave 500 milyon doz aşı almasına imkan sağladığı aktarıldı. Türkiye ve Rusya, Libya'da ateşkes için ortak çalışma grubu oluşturmak üzere kolları sıvadı. Türk ve Rus Dışişleri Bakanlıklarından çarşamba günü eş zamanlı olarak yapılan ortak açıklamada Libya konusunda bir ortak çalışma grubunun oluşturulmasının değerlendirildiği ve konuyla ilgili istişarelerin yakın zamanda Moskova'da yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada Türkiye ve Rusya liderlerinin Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak için 8 Ocak 2020'de İstanbul'da başlattıkları girişimi atıfta bulunularak Libya'daki krizin askeri bir çözümünün bulunmadığı yinelendi.
Müzik